Evet. Aşktan vazgeçmiş gibi. Gibi gözüküyor. Özelimle ilgili asla canım yanmaz dedi Gülben Ergen. Dün de Nuray Sayarı'ya sorduk. Gülben Ergen'i boşanma süreci nasıl... Konuğumuz astrolog Nuray Sayarı'ydı dün. Nuray Sayarı'ydı. O da bu ilişki bitmiştir. Gülben Ergen de hayatının en önemli kararını verdi diye yorumlamıştı. Gülben Ergen kendisi de açıklıyor zaten. Yani hiçbir şey söylemesine gerek yok. Mimiklerinden bile belli oluyor. Evet. Mutlu musun sorusuna cevap verememesi ve çok duraksaması ve aşkı unutmuş. Çok artık gerilerde bıraktım. Evet demiş. Allah mutlu etsin. Bir kadın bitirdiği zaman her şey bitmiştir. Ben her zaman onu söylüyorum. Biz erkekler bazen böyle deriz ya hani ilişkileri hani kontrol ederiz falan filan. Hayır. Bir erkek bitirdi mi dediği zaman, bitirdim dediği zaman kolay bitiremez. Bence. Ama bir kadın bitirdim dediyse o hakikaten bitirmiştir. Sebebi yani. Ne sence? Ne bileyim, kadınlar daha bir şeyleri kendi önce potalarında eritip önce hemen noktayı koymuyorlar. Bazı toleranslar tanıyorlar. O tolerans bittikten sonra da tamam dediği noktada tamamdır. Erkeğin ısrar etmesine, üstüne gitmesine hiç gerek yok. Hayatın hatasını yapar. Kendini küçültür yani. Hmm. Sana bitirdim diyen oldu mu hiç? Tabii canım. Niye? Benim ne özelliğim var ki? Hani sanki hep sen bitirmişsin gibi konuşuyoruz da ilişkileri. Ben de bitirdiğim olmuştur. Karşı tarafın da bitirdiği olmuştur. Peki. Yani bu konuşuyorsam cümleler demek ki bir şey, bir background, bir birikim var yani. Karşı taraf bitirdiği zaman ne hissettin? Ama aşkın devam ediyor. Kimse, ona, eğer yüreğinde ona karşı bir ateş varken karşı tarafın bitirdiği zaman ne hissedebilir ki? Üzülür tabii ki ama bunu hayat hep öğrenmek, her gün bir şey katıyorsun kendine. Hı hı. İşte bu söylediğim cümle öğrenilerek söylenmiş bir şeydir. Yani sonuçta sevebilirsin, onun için öle de bilirsin kendi dünyanda. Ama şunu unutma, mecazi anlamda elbette ki tabii ki. Ama şunu unutmamak lazım. İntihar edeceğim, şunu yapacağım falan değil de sen varsan hayat devam ediyor. Sen yoksan zaten hiçbir şey yok. O halde sen önemlisin. Kendini önemseyip bittiyse de o üzüntünü zamana bırakıp, çünkü her şeyin ilacı zamandır yani. O zamanda mı çıkıyor şarkıların? O zaman da çıkıyor, sonra da geçmişte kalan birikimler. Yani şarkılar zaten yaşadığın şeylerin hikayeleri bir süre sonra ortaya çıkabiliyor şarkı olarak. Yani. Peki içinde hiçbir ukde kaldı mı yaşadığın? Yok. Onun için şarkı ukde yaptım ya bu albümde. Ne pişman ukde değilim seni sevdiğime, pişman değilim söylediklerime. Sen üzül, sen ağla, sen kahret, böyle birini kaybettim. Oo. Yani şunun için burada tabii yargılamak anlam değil. Geçmişte yaşadığım aşkın ve aşkların arkasında durduğumu, hiçbirinde pişmanlık duymadığımı, eğer ben pişman değilsem, hala bugün sevdiğimi inkar etmiyorsam o yıllar için, şimdi artık kapanmış bitmiş, sen düşün artık. Gitmişsen eğer sen düşün diyor. Tekrar karşına çıksa o dediğin kişi. Bir şey söyleyeyim mi? Bitmiş mi oluyor? Bitmiş olan bitiyor gerçekten. Eğer üzerinden zaman da geçmişse, bir şeyler bitmişse. Bir de şey vardı, geçen de bir yerde söyledim. Hani böyle bir ayrılık vardır, karar verirsin bitirirsin. Geriye dönen hiçbir ilişkinin tekrar sağlıklı devam ettiğini siz gördünüz mü? Peki, kendini bağlarını anlayıp döndüysen evet. Durum tabii yani şeyi analiz etmek lazım. Yani olayın boyutunu analiz etmek ilişkiyi lazım. Ama bir şeyleri geriye dönüldüğü zaman eskisi gibi olmuyor ya. Yani. Nasıl bitirdiğine de alakalı. Nasıl bitirdiğine alakalı işte. Onun için dedim geniş boyutta bakmak lazım. Yeni albümün Ustadan Pişman Değilim'in. Pişman Değilim şarkısını söyledi. Ama sanma ki eski şarkılarından birini duymak istemiyorum. Bunu unutturmak için zaten bir şarkı dedim. Yani 16 albüm yaptık. 200 yani, küsur şarkı hangisi evet, aklıma yani geldi? Hangi birini istesem ben de şey hoşuma gidiyor içinden. Ama mesela konserlere gittiğim zaman 89'da 90'da yaptığımız şarkıların bugün hala aynı sıcaklığında istenmesi ve birbirimizde bütün stadın, bütün o kalabalığın bizimle birlikte söylemesi, dönüp baktığında insan bir burukluk, böyle mutluluk hem burukluk, hiç enteresan bir duygu yani. Sigaramın dumanı sen vardı o dönem. Neler vardı? O dün çok bir çok şey şarkı dedim, vardı. Radyodaydım. Orada da benim için gelmişler. Azerbaycan'dan şey için özellikle programı katıldığım için gelmişler. Orada mesela Bakü'de Sigaramın Dumanı marş gibi. Herkes çok özel. Çok sevindim. Sokağa gidiyorum mesela, gördükleri zaman "Ah, Sigaramın Dumanı Sinan Özen." Ya ben Sinan Özen. Sigaramın Dumanı Sinan Özen. Bir sigara bile içmezsin. Çok güzel, yok içmem. Yani şeydir, hepsinin bir hatırası, anısı var yani. Çok güzel şey. Evet, buradan da çok istek geliyor şarkılara. Benim şarkım için de çok istek geliyor. Diyor.
Anladım. Anladım ben onu. Lütfen, anladım sen neyi istiyorsun. Hadi bir de bizi anlasak. O zaman şöyle diyelim şu anda bizi ekran başında ama çok az olsun çünkü hakikaten çok özür diliyorum. Evet, klasik vardır ya sanatçı şey. Sesim iyi değil. Buradan bizi izleyen şu anda şahsınız olmak üzere hepinizin kapısına kırmızı bir gül bırakıyorum o zaman İpek Hanım'ın istediği şarkıyı. Peki. Ne güzel. Sanma ki dönerim artık geriye, bu sana aşkımdan en son hediye. Beni hatırlayıp ağlarsın diye kapına kırmızı bir gül bıraktım. Bir gün odumla geleyim böyle canlı canlı evet, çalayım size söyleyeyim. Evet uzun uzun. Beni mutlu edin şimdi beni böyle darlatmayın. Tamam mı? Şarkı içinden hangisiniyse de yani izleyicilerden de televizyon programında onu yaptık. Mesela 5,5-6 ay gibi bir süre canlı yayın yaptık geçen sene TRT Müzik'te. Yemin ediyorum albümdeki şarkıların hepsini okuma şansımız olmadı. Bitmedi yani. 200 tane şarkı diyorsun. En son kimin kapısına kırmızı gül bıraktın? Ya en son kimi sevgililer gününde bütün ailemde hanımların kapısına evdekilerin kapısına gül bıraktım. Evde kaç hanım var? Annen var. Kız kardeşim var. Bir tane yeğenim kız var artık 13 yaşında kocaman oldu. Kardeşimin eşi var. Annem var işte 4 tane hanımın kapısına gül bıraktım evde. Aynı evin içinde kaç kişi yaşıyorsunuz? Hayır huzur kendi evimde canım ne alakası ne yaptın sen bizi ya? Koloni halinde mi yaşıyoruz? Yok canım. Evlenen kendi evinde. Evli evinde, köylü köyünde. Hiç öyle unutamadığın bir hatıran olup olmadığını sormuşlar ama çok aşkınla var, alakalı, çok aşkla ilgili. Aşkla yani ilgili. Birisinin sende bıraktığı bir iz olabilir. İz yok. İzler bitti, izleri kapattık. İz. Ama yaşadığım hikaye anlamında yani kapının yüzüme kapandığını bilirim yani sonuçta. Benim de yüzüme kapının kapandığını, açılmadığını. Biz de yaşadık bunları, biz de çektik arkadaş. Biz böyle yani şarkı okuyoruz da bunlar bir yerden çıkıyor yani. Bu şarkı, albümündeki şarkıların sözleri sana mı ait? İpek sen de güzeldin o zaman. Seni de çok beğeniyordum biliyor musun? Niye dur? Olayı nereye bağlayayım kurtarayım arkadaş ya. Hakikaten VTR'miz vardı. Ya bir şey söyleyeyim gazinoya geldiği gün İpek hakikaten ya. İpek anlatsana bir oldu dönemleri ne yapıyorsun? Olmadı işte aramızda öyle bir şey bir türlü denk gitti. Ama ne oldu şimdi şu anda ama biz ebedi dostuz mezara kadar dostuz. Aşklar zaman biter ama dostluklar bitiyor mu İpek'ciğim? Aşk var mıydı ki? Ay bu olmadı. Ay İpek'ciğim iyi ki olmadı işte diyorum. Bak ama dostuz yani onu diyorum. Çok güzel bir görüntümüz var. Nereye bağladın ya hemen. Bak beni bir şey. Güzel mi? Empati yapma şeyini bırak şansını verdim ona işte. Evet. Buyurun bağlayın. Nereye bağlayacaksınız? Bağlayın efendim. Hadi bağla bakayım kolaysa. VTR'ye anonslar mısın? Anons et. Zaten bunlar sevgili izleyiciler öyle güzel ekip kurmuşlar ki İpek Hanım atıyor şeyi, oltayı. Sen diyor onu bağlasana oraya diyor. Arkadaş çalışıyorlar mı? Gece çalışıyor musunuz? Prova yapıyor musunuz? Hamiyetin çok evet. Güzel görüntü diyebiliriz. Evet evet hamiyete bakalım. Şimdi bu kadar gülümsedik ama kadına şiddete her zaman karşıyız. Sana da dönüşte sormak isterim. Şimdi ne alaka diyeceksin? Oraya nasıl bağladın? Tamam bağlayalım sorun değil. Bu program dağıldı zaten. Şeydi neyi kadına kim şiddet uygulamış? Şimdi kim uygulamış? Uyguluyorlar zaten ya. Kadına şiddete karşı bir kampanya hazırlanmış. Evet. Hamiyette onun içinde. Ama bir cümle söyleyeyim çok özür dilerim. VTR'ye girmeden önce. Dün akşam da haberlerde izledim. Batman'da evet, kaç tane evet. Kadın intihar etmiş. En çok intiharın olduğu bu ülkede, zaten. Bu ülkede kadınları seviyorsak ve sevdiğimizi söylüyorsak, annemiz diyorsak önce statlarda küfür etmeyi bir kere bir keseceğiz birincisi. O kadar kutsalsa değer veriyorsak değeri cümlelerde değil hakikaten göstererek vereceğiz. İcraatlarda göstereceğiz. Çünkü bu ülkenin geleceği kadınlardır. Neden? Kadınlar eğer donanımlı olduğu zaman iyi bir nesil, büyük bir nesil yetiştirecek. Ama ne yazık kadınlar ki, önemli. Ne yazık ki erkekleri kadınlar, yetiştirenler de kadın. Bizi kim yetiştiriyor? Annelerimiz kadınlar. Onun için kadınları önemsiyorum. Ve baş tacı cümlede değil yürekte yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Buyurun bağlayın nereye bağlayacaksınız? Sözde de değil icraatta bunu göstermek cümlelerde lazım. Cümlelerde ben evet. İlişkide de öyle diyorum. Bana seni seviyorum yalandan deme. Sevdiğini göster. Göreyim yeter. Nedir? Seviyorum seviyorum 15 dakika. Şimdi hamiyetin kadına şiddete hayır kampanyası kapsamında bir görüntümüz var izleyeceğiz. İlginç de bir hikayesi var hamiyetin. Hamiyetin çok ilginç babası annesini öldürüyor. Tamam bağla işte nereye İzleyelim. Hadi. Görüntüler, makyaj,